Evet, Avrupa Birliği ülkeleri dışından yılda yaklaşık 125 bin eleman sağlamayı hedefleyen yeni yasa, kalifiye elemanların Almanya'ya daha kolay gelebilmesinin önünü açmanın yanı sıra ülkeyi daha cazip hale getirmeyi amaçlıyor. Uzmanlara göre Almanya'daki mevcut refah seviyesinin korunabilmesi için yılda esasında toplamda 400 bin yabancı elemanın Almanya'ya göç etmesi gerekiyor. Yeni yasa aile birleşimi ve mesleki niteliklerin tanınması gibi çeşitli basitleştirmelere ek olarak nitelikli göçmenler için örneğin Kanada'da olduğu gibi puan sistemini de getiriyor. Puan sayısı hesaplanırken dil becerileri, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile bağlantılar dikkate alınan kriterler arasında yer alıyor. Buna göre bundan önceki yıllarda uygulamaya konulan ve bürokratik engeller nedeniyle başarısız olan yeşil kart ve mavi kart yerine bundan sonra Fırsat Kartı adlı puanlama sistemi hayata geçirilecek. Almancası Şansın Kartı. Yaşadıkları ülkelerde 2 yıllık meslek eğitimini bitirenler Almanca seviyeleri, meslek tecrübeleri, yaşları ve Almanya ile olan ilişkileri gibi kıstaslar göz önünde bulundurularak puan sisteminden yararlanabilecekler. Yeterli puanı alanlar 1 yıl geçerli olacak bir belge ile Almanya'ya gelip iş arayabilecekler. Ayrıca iş bulana dek askeri düzeyde geçimlerini temin etmek üzere haftalık 20 saati geçmeyen geçici işlerde çalışabilecekler. Almanya'da kalifiye eleman eksikliği olan bir sektörde bir iş yerinde iş olanağı bulanlar ise doğrudan ülkeye gelerek çalışmaya başlayabilecek. Bu arada yurt dışında yeterlilik ve mesleki deneyim kanıtı konusunda genelde uzun süren denklik süreci işe girdikten sonra ya da işe paralel olarak takip edilebilecek. Yeni yasa Almanya'da üniversitede okuyanların ya da mesleki eğitim için burada bulunan yabancıların oturma izinlerinin çalışma iznini de kapsayacak şekilde değiştirilmesini de kolaylaştıracak. Şimdiki genişletilmeden önce geçen yıl yürürlüğe giren yasanın ilk şeklinde Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden yani örneğin Türkiye'den de nitelikli elemanların herhangi bir iş sözleşmesi olmadan da çalışmak veya iş aramak için 6 aylığına Almanya'ya gelebilme hakkının önü açılmıştı. Kalifiye eleman eksikliği Almanya'nın yıllardır en büyük sorunlarından biri. Araştırmalara göre Almanya'da 100'e yakın meslek dalında nitelikli iş gücü açığı bulunuyor. Bu mesleklerin başında ise yaşanan nüfusla bağlantılı hemşirelik, hasta bakıcı, yaşlı bakımı gibi mesleklerle sağlık sektörü geliyor. İş gücü eksikliğinin en yoğun yaşandığı diğer meslekler ise klasik el zanaatları, ayrıca inşaat, metal, elektronik endüstrisi gibi meslekler ile IT branşındaki meslekler olarak tanımlanıyor.